Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli öğrencilerimiz, cinas konusunu işliyoruz. Bu cinas konusu tabi şimdi ilmul bedi' ilminin bir konusu. Yani yeni bir bölüme geçiyoruz belagat ilminde. Daha önce ilmul beyan, ilk başta onu görmüştük. Orada teşbih, mecaz, kinayeden bahsetmiştik. Sonraki bölüm ise temel bölüm ilmul meani, meani ilmi demiştik. Belagatın önemli konularından birisi. İlmul meani'de de sözün muktezai hali, halin, durumun gereğine uygun olarak gelmesinden bahsetmiştik genel itibariyle. Şimdi de ilmul bedi'ye geldik. İlmul bediyede de sözü güzelleştiren şeyler. Bu sözü güzelleştiren şeyler de muhassinat lafziye, lafziyi güzelleştiriciler ve muhassinat maneviye ve manevi güzelleştiriciler. Tamam? Muhassinati lafziye, lafziyi güzelleştiriciler. Burada da işte cinas, iktibas ve seciden bahsedeceğiz. Tamam? Cinas, iktibas ve seci. Şimdi ilk konumuz cinas. Tamam. Bedi'a ilminin konularından muhassinat-ı lafzı, lafız olarak, şekil olarak güzelleştiren şeyler bunlar. Bunlardan ilki de cinas. Şimdi cinasa tecnis, tecanüs, mücanese isimleri de verilmiş. Cins, bak cins açısından benzerlik gibi. Bunun esas itibariyle nedir anlamı? Ne demek? Manaları farklı. Tam manalar farklı. Söyleyiş ve yazılışları aynı ya da benzer iki lafzın bir arada kullanılması. Tam temel mesele arkadaşlar bu. Söyleyiş ve yazıları, yazılışları, telaffuzları, yani şekil itibariyle birbirine benzeyen iki lafız ya da aynı. Fakat anlamları farklı. Şekil aynı, mana farklı olduğunda biz buna cinas diyoruz. Cinasa bu ismin verilmesinin sebebi her iki lafza ait harflerin aynı cinsten olması. Harflerin aynı cinsten olmasından dolayı. Tabi cinas tabii olarak ortaya çıktığında yapısındaki ahengiyle birlikte dile hafiflik, söze de güzellik katar. Yani tabii doğal olarak ortaya çıktığında, böyle zorlanmadan ortaya çıktığında söze bir güzellik katar. Sözü güzelleştirir. Kulaklara hoş gelir. Ve kalplerdeki etkisi, insanları etkilemesi de daha fazla olur. Yani mananın gerektirdiği lafızlarla ortaya çıkan cinas güzeldir. Böyle. Gerektiği kadar. Ancak böyle zorlama ile yapılan, sadece cinas olsun diye böyle abartılan şeyler nedir? Cinas olmaktan çıkıp onlar kulağı tırmalayan bir yük haline gelebilir. Zaten bu tür cinaslar da, bu zorlama ile yapılan cinaslar da belagat alimleri tarafından makbul görülmemiş. Şimdi cinasta iki lafız arasındaki benzerlik dört yönden olur. Tamam. İki lafız birbirine benzer dedik ya, bazen aynı da olabiliyor. Bazen benzerlik de olabilir. Bu benzerlik hangi açıdan? Harflerin türü. Yani aynı harf. Ya da harflerin sayısı. Bazen harflerin sayısı birinde az, birinde fazla olabilir. O da cinas olabiliyor. Harekeleri ve sükunları. Birindeki harekeyle diğerindeki hareke farklı olabilir. Birinde hareke, diğerinde sükun olabilir. Harflerin sırası. Tamam. Aynı harfler vardır fakat sırası farklı. Mesela beyne, beni. Aslında aynı harfler var ama yerleri değişmiş. Tamam. İşte bu benzerliklere göre biz cinası kısımlara ayıracağız. Harflerin türü farklı olunca bir ismini farklı koyacağız. Sayısı farklı olunca, hareke ve sükundaki değişikliklerde ismini farklı koyacağız. Sırası değiştiğinde ismini farklı koyacağız. İşte onlara dikkat edeceğiz. Şimdi buna göre değerlendiriyoruz. Mesela bu dört yönden benzerlik durumuna göre cinas, cinası tam ve cinası nakıs ya da cinası gayru tam, tam olmayan cinas olmak üzere ikiye ayrılıyoruz.
Tam olduğunda nedir? Bunların hepsi uyumlu. Nakıs olduğunda da bunlardan birinde uyumluluk eksik ya da birden fazla unsurda uyumluluk eksik anlamına geliyor. Şimdi tam cinasa geçmeden önce arkadaşlar şu tablomuzda biz bunu ayırdık. Cinas neymiş? Tam cinas ve nakıs cinası olmak üzere temel olarak ikiye ayrılıyor. Ayrıca bir cinası müzdevit, cinası haddi, cinası işaret bölümleri de var. Türleri de var. Ama bunlar biraz daha detay kısmı. Onlara da kısaca örnekler vereceğiz inşallah. Ama genel olarak tam cinas, nakıs cinas. Tam yani bütün o söylediğimiz unsurlar açısından uyumlu. Nakısta ise bazı açılardan uyumsuz. Mesela harflerin türü farklı olduğunda onun türleri, harflerin sayısı farklı olduğunda onun türleri, hareke ve sükun yönünden farklı olduğunda, harflerin sıralanışında farklı olduğunda. Nakısta nedir? Bir farklı yön var. Tam cinasta hepsi aynı zaten. Bu da tam cinası da eğer o her açıdan uyumlu olan cinas tek kelimede ise şunlar oluyormuş. Eğer birden fazla kelime olursa da şu başlıklar altında inceliyormuşuz. Şimdi bunları bu tabloyu ara sıra size göstereceğim. Nerede kaldığımızı görmeniz, genel resmi görmeniz açısından. Şimdi cinastan devam edelim. Demek ki şu dört unsur açısından cinası biz türlere ayırıyoruz. Hepsi şu dört maddenin hepsinde uyum varsa tam cinas. Bunlardan birinde uyum yoksa, eksikse ona da nakıs cinas diyoruz. Şimdi tam cinastan dersimizi işlemeye devam edelim. Tam cinas. İki lafız arasında yukarıda belirtilen dört yönden de benzerlik olmasıdır. Bu da ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Cinası basit ve cinası nedir? Mürekkep olmak üzere. Basit ve mürekkep cinas olmak üzere. Basit olduğunda nedir? Yani tek kelimede cinas var. Mürekkep olduğunda da nedir? Birden çok kelimede cinas oluyor. İki kelimede. Tamam. Şimdi devam edelim. Cinası basit. Binası oluşturan bu binası demişiz ama bu cinası olacak arkadaşlar. Cinası oluşturan iki lafzında tek bir kelimeden oluşması. Tamam. Cinası oluşturan iki lafzın da tek bir iki tane lafız oluyor ya birbirine benzeyen o lafızların tek kelimeden oluşması. Mesela şairin şu beyti gibi mesela. Kısmetindir gezdiren yer yer seni. Gafil olma bir gün yer yer seni. Tam burada yer kelimesinde cinas var değil mi? Burada ilk üçü yer yer mekan anlamında. Burada da yer yani toprak anlamında isim. Buradaki yer ise yemek fiilinden nedir? Yemek fiilinin bir fiili. Bu basit cinası da arkadaşlar mumasil ve müstevfa olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Onlar neymiş? Hemen onları da görelim. Cinası mumasil değil mi? Tek kelimede oluşan cinas demiştik. Bu mumasil ve müstevfa olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Cinası oluşturan iki lafzın da kelime türleri bakımından tam yani fiil, isim ya da harf olma yönünden ortak olması. Mumasil bak benzer. Yani biri isimse diğeri de isim, biri fiilse diğeri de fiil, harfse harf her neyse o açıdan benzer olması. Mumasil diyoruz buna. Mesela örnek olarak haceti dünya için sen varırsın yüz yere, bak yüz sayı, haceti ukba için hiç komazsın yüz yere. Yani dünya ihtiyaçları için yüz yere varırsın. Onlarca yüzlerce yere varırsın. Haceti ukba için, ahiret yurdu için yüzünü yere koymazsın. Secdeye gitmezsin, namaz kılmazsın diyor. Buradaki yüz, ilk yüz sayı, ikinci yüz ise nedir? İsim, şu yüzümüz. Her ikisi de isim değil mi? Yüz de isim. Bu vücudumuzun bir organı olan, uzvu olan yüz de isimdir. Buradaki yüz kelimelerin ikisi de isim olduğu için
İkisi de kelime türleri açısından aynı olduğu için biz buna cinasi mumasil diyoruz. Mesela ayetten de bir örnek verelim. Estağfirullah. Ve yevme tekumus sa'atu, kıyamet koptuğu zaman, yuksimul mucrimune ma lebithu gayra sa'atin, kezalike kanu yufekun. Evet. Kıyamet koptuğu zaman mücrimler, günahkarlar yemin ederler. Ma lebithu, kalmadılar dünyada gayra sa'at. Yani bir saatten fazla kalmadıklarına dair yemin ederler. Yemin ederler. Tamam. Burada nedir? Es-sa'atu, birinci saat, kıyamet anlamında. Ama diğer saat nedir? Şuradaki sa'a, o da normal zaman dilimi anlamında. Bir saat, 60 dakikada ulaşan zaman dilimi. İkisi arasında fark var ama ikisi de isim değil. Bu isim, bu da isim. O yüzden biz buna mümasil diyoruz. Cinası müstevfa ise yine aynı kelimede olan basit cinasın ikinci türü neymiş? Cinası müstevfa. Cinası meydana getiren lafızların kelime türleri bakımından, yani isim, fiil veya harf olma yönünden birbirinden farklı olması. Yani biri isimse öbürü fiil, biri fiilse öbürü isim, her neyse. Bu açıdan farklı olmaları. Tamam, bu açıdan farklı olmaları dedik. Mesela örnek, Vehbi Efendi'nin eyleme vaktini zayi, deme kış yaz, oku yaz. Vaktini zayi etme, kış yaz. Şimdi kış soğuk, yaz sıcak deme, oku yaz. Buradaki yaz, yaz mevsimi isim. Buradaki yaz ise yazmak fiilinin emri. Yaz, eline kalemi al, yaz anlamında. Demek ki biri isim, biri fiil olduğu için buna müstevfa diyoruz. Ya da isterim haftada bir name bu yaz, bu yaz mevsiminde yani. Yazacaksan dediğim veç ile yaz, bu da yazmak fiilinin emri. Burada da aynı şekilde müstevfa var. Mesela yakini billahi yakini. Yakini, yakinen iman etmek var ya, yakin. İlmel yakin, iman anlamındaki yakinen inanmak. Allah'a yakinen inanmam, Allah'a imanım, yakini beni korur. Bu yakini birincisi isim arkadaşlar, benim yakinim. İkincisi de fiil. O veka yakî fiili var ya, yakîyi koruyor, ni beni koruyor. Şuradaki beni koruyor. İmanım beni korur diyor. Biri fiil, biri isim olduğu için yine cinası müstevfa. İr'al cara velev cara. Komşunu gözetiyor. Komşunun hakkına riayet et velev cara. Cevru cefa etse de, zulmetse de, haksızlık etse de komşunun hakkını gözetliyor. Buradaki car komşu, şuradaki cara ise zulmetmek fiildir. Türleri farklı olduğu için müstevfa. Şurada bir tane daha var. El-lukmatu tekfini ila yevmi tekfini. El-lukma, bir lokma tekfini, kefe yekfi, tekfi, yeterli, ni bana yeterlidir. Bir lokma bana yeter. İlâ yevmi tekfini. Kefenleneceğim güne kadar. Burada ilk tekfini, kefa yekfi, tekfi fiildir. Buradaki ikincisi ise tekfin. Keffene yükeffinu tekfin. Kefenlenmek. Kefenlenmek fiilinin mastarıdır. Yani isimdir. Mastar demek isimdir. Buna da cinası müstevfa diyoruz. Şimdi biz neredeyiz arkadaşlar? Şuradayız bak. Cinası basiti gördük. Tek kelimeden oluşuyorsa cinası mümasil. İkisi de isim ya da ikisi de fiilse mümasil. Cinası müstevfa ise biri fiil, biri isim. Tür açısından farklı ise ona da müstevfa demiştik. Şimdi geldik cinası mürekkebe. Onu da dört kısımda inceleyeceğiz. Bakalım cinası mürekkep neymiş? Cinası mürekkep, cinası meydana getiren her iki lafzın veya ikisinden birisinin iki kelimeden oluşması. Tamam. Burada iki kelime arkadaşlar. Basit. Adı üzerinde basit. Tek kelime. Ama mürekkep olduğunda bir terkip. İki kelime oluyor. Bu da her iki tarafın iki kelime olmasına gerek yok. Bir taraf bile iki kelime olsa ona da mürekkep diyoruz. Mesela bülbül eder güle naz. Güle naz. Bak iki kelimeden oluşuyor arkadaşlar. Tamam. Gül eder bülbüle naz. Bugün bir şehre vardım ağlayan çok güle naz. Bak güle naz,
Gülen, al. İkisi de iki kelimeden oluşmuş. Buna ne diyoruz? Mürekkep. Ya da bir evde düzen olsa o evde düzen olmaz. Düzen iki demek. Zen de kadın demek. Tamam. Bir evde iki süslü kadın olsa o evde düzen olmaz diyor. Evet. Burada Gülenaz, Gülenaz düzen ile düzen arasında buradakinde de bir tanesinde iki kelime var. Buna ne diyoruz? Mürekkep diyoruz. Bu mürekkep cinas da bu da dört bölümde inceleyeceğiz arkadaşlar. Müteşabi, mefruk, merfu, muleffak olmak üzere dörde ayrılır imiş. Şimdi bunları göreceğiz. Dörde ayrılmasının aslında basit sebepleri var yani. Onları göreceğiz. Bakalım işte. Cinası müteşabi. Bir evde düzen olsa o evde düzen olmaz. O evde düzen olmaz. Bak. Eğer nedir? Bu şekilde yazılışları ve okunuşlar aynı olduğunda biz buna cinası müteşabih diyoruz. Mesela İza melikun lem yekun zahibe fedahu fedevletuhu zahibe. İza melikun eğer kral lem yekun zahibe yani böyle hibe sahibi değilse eğer kral hibe sahibi değilse çok hibe yapan bağış yapan değilse fedahu bırak gitsin onu. Fedevletu onun devleti zahibe gidicidir. Onun devleti yok olup gidicidir. Bu zahibe ve zahibe ikisi de aynı şekilde yazılıyor ve aynı şekilde okunuyor. Aynı şekilde yazılıp okunduğunda müteşabi oluyor. Mefruk olduğunda bak farklı. Cinası oluşturan iki lafzın yazılışlarının farklı okunuşlarının aynı olmasıdır. Yazılışlar farklı, okunuşlar aynı bak. Canansız, canansız gibi. Tamam. Ah kim ömrüm cihan mülkünde canansız geçer. Ben cihan mülkün liderim çünkü canansız geçer. Can onsuz geçer. O olmadan geçer. Burada canansız ve canansız arasında cinası mefruk bulunuyor arkadaşlar. Mesela burada da bir günah eden kişi bin gün ah etmek gerek. Bin günahım var iken bir gün ahım yok benim derken günah, günah, günahım, günahım arasında ne vardı? Cinası mefruk bulunmakta yazılışları farklı. Aslında cinası müteşabiye de çok benziyor. Çok detaylara da aldırış etmeyin. Şurada da güzel bir örneği var. Bunu da bilelim. İsmail Sabri Paşa'nın kız kardeşi Esma'nın kapıyı geç açması üzerine söylediği şu beyti de bu alanda meşhurdur. Taraktul bâbe hattâ kellemetni felemmâ kellemetni kellemetni fekâletli eyâ İsmail'u sabra eyâ İsmail'e sabra fekultu lehâ eyâ İsmail'e sabri şeklin. Taraktul bâbe kapıyı çaldım hattâ kelle yoruluncaya kadar metni metni yani omuzum yoruluncaya kadar kapıyı çaldım metni omuzum. Felemma kellemetni omuzum yorulunca kellemetni ne yaptı? Kelleme, tekelleme, kelleme, yetekellemu, hiye tekellemet, hiye kellemet. Hiye kellemetni bana konuştu. Tam kellemet hiye ni bana konuştu. Fekaletli bana dedi ki: "Eya İsmail, ey İsmail, sabran, sabret biraz, sabırlı ol." Fekultu leha ona dedim ki eya Esma ey Esma ile sabri ile sabri sabrım bitti dedim. Tamam. Burada kellemetni ve kellemetni arasında cinas vardır. Bak. İkisi de aynı yazılmış ama anlamları farklı. Omuzum yoruldu. Bu da ise o kadın bana konuştu demek. Burada da İsmail ama burada Esma kadın ismi ile bitti demek. İle sabri arasında cinası mefruk var. Yazılışları farklı, okunuşları aynı olunca cinası mefruk diyoruz. Bir de cinası merfu var. Cinası meydana getiren iki lafızdan birisinin müstakil olmayıp başka bir kelimenin parçası ile beraber oluşturursa gelirse cinası merfu oluyormuş. Mesela
Men qame sâkuhu. Burada sâku kelimesi şurada qame'nin mimiyle birlikte birleşerek mesâkuhu. Burada da mesâkuhu oluyor. Ne oluyor? Bu çalışan kazanır anlamındaki söz. Nedir? Bu ilk sâku kelimesi qame'nin mimiyle birleşerek mesâkuhu, mesâkuhu oluyor. Buna da cinasu merfu diyoruz. Başka bir kelime veya harfle birleşirse o zaman cinası merfu oluyormuş. Mesela bir örnek daha verelim buna. Fehimtu kitabeke ya seyyidi. Ey efendim, sizin kitabınızı ya da yazdığınız şey mektubunuzu anladım. Fehimtu ve şaşırdım. Ve la acebe enehima, ona şaşırmamda bir gariplik yoktur. Bu ikinci fehimtu arkadaşlar, bu fe atıf harfidir. Himtu, bu hame yehimu fiilinin mazisi. Himtu. Tamam. Name yenamu ene nimtu, hame yehimu ene himtu. Bu baştaki fe, yani anladım ve bunun üzerine hemen himtu, şaşırdım. Tamam, burada fe ile birleşmiş. O yüzden burada da cinası merfu var diyoruz. İlk kelime fehime, ikincisi ise şu hame himtu. Baştaki fe farklı bir kelime, tamam mı? Atıf harfi. Atıf harfi olan kelime. Bunu da böyle şekilde anlattık. Cinası müleffak, cinası meydana getiren iki tarafında ikişer lafızdan oluşması. İki tarafta ikişer lafızdan oluşursa buna da cinası müleffak diyormuşuz. Mesela felem teza el a'adi kadraşani ve la kalu fulanun kadraşani. فَلَمْ تَضَعَ الْاَعَادِ Düşmanlar beni böyle koyamadılar. قَدْرَ شَانِ Şanımın kadrini, kıymetini böyle aşağı indiremediler, küçük düşüremediler. وَلَا قَالُوا Ve şunu da diyemediler. فُلَان Falanca, yani benim hakkında. قَدْ Kesinlikle verdi. رَشَانِ قَدْ رَشَا Rüşvet verdi. نِي Bana rüşvet verdi de diyemediler. Bak. Burada قَدْ رَشَانِ Şanımın kıymeti. Burada قَدْ mazi fiilin başına tekit için gelen kad raşa fiil ni bana rüşvet verdi de diyemediler. Burada iki tarafı da ikişer lafızdan oluştuğu için cinası müleffak oldu. Mesela ila hatfi sa'a kademi ara kademi ara kademi. İlâ hatfi, yani ölümüme, sa'a kademi, ayaklarım hızlıca koşup beni ölümüme götürdü. Era kademi, ayaklarımı görüyorum. Eraka, kanatıyor demi, kanımı akıtıyor. Ayaklarımı kanımı akıtırken görüyorum diyor burada. Eraka, era kademi ile eraka demi arasında ne vardır? Cinas-ı müleffak vardır. Çünkü ikisi de iki kelimeden oluşur. İki kelime şeklinde. Şimdi burada anlattığımız şeyleri şöyle şuradan bir görelim arkadaşlar. Cinası mürekkep dedik. Bu da tam cinastır. Ama bir tarafta iki kelime olduğunda buna biz cinası mürekkep diyoruz. Eğer iki kelime nedir? Eğer iki kelime yazılışları ve okunuşları aynı ise müteşabih. Eğer yazılışları farklı ise mefruk. Bu ikisinin arasını ayırt etmek bazen zor olabilir. Mefruk diyorduk. Merfuda ise bir taraftaki nedir? Başka bir kelimenin son harfiyle, başka bir kelimenin harfiyle birleşiyorsa ona da merfu diyorduk. Müleffak ise her iki tarafında da cinasın her ikisi de iki kelimeden oluşuyorsa ona da müleffak diyorduk. Bu şekilde tam cinası bitirdik. Şimdi geldik nakıs cinasa. Nakıs cinası neydi? İki lafız arasında harflerin türü, sayısı, hareke ve sükunu veya harflerin sırası gibi benzerliklerden birinin olmaması. Bu açılardan birinde bir eksiklik var. Bunu da dört kısımda inceleyeceğiz arkadaşlar. Harflerin türleri farklı olunca, harflerin sayısını farklı olunca,
Harflerin hareke ve sükun yönünde farklı olması, harflerin sıralanışında farklılık olması açısından. Bu başlıkların altında farklı cinasları göreceğiz. Şimdi harflerin türlerinin farklı olması. Harflerin türleri farklı olunca arkadaşlar nedir? Cinası muzari. Bunun birinci kısmı cinası muzari'dir. Muzari, burada muzari fiili muzari'den hatırlıyorsunuz ama buradaki mudari'a benzerlik demek. Buradaki muzari lafzı benzer anlamına gelmektedir. Yani bu cinasta nedir? Buna göre cinas-ı muzari'de harflerin türlerinin farklı olup mahreçlerinin birbirine yakın yani benzer olmasıdır. Türleri farklı derken arkadaşlar harfler farklı. Harfler farklı ama mahreçleri birbirine çok yakın. Birbirine çok yakın. Mahreçleri benzer olduğunda biz buna cinası mudari'a diyoruz. Tamam mı? Mahreçleri benzer. Harfler farklı. Zaten harflerin türlerinin farklı olması değil. Harfler farklı ama mahreçleri yakın olduğunda. Mesela bu durumda mahreçleri yakın olan harfler kelimenin ilk harfinde olabilir. İşte orta harfinde olabilir. Son harfinde olabilir. Buna göre de değişiklik arz ediyormuş. Neymiş? İlk harfinde olmasını örnek verelim. Mesela men amene bil kader emine minel keder. Kim kadere iman ederse kederden emin olur. Bak. Ka, ke. Mahreçleri aynı yerden çıkıyor. Bak ne kadar rahat. Ka, ke. Tamam, mahreçleri birbirine yakındır. Kaf ve kef harflerin kader ve keder arasında cinasi mudari vardır. Liqa'ul hayli şafen liqa'ul halili şifa'un lil alili. Dostun gelmesi illet hastalık için şifadır. Ya da hastanın şifası dosta kavuşmaktır şeklinde de söylenebilir. El halil ve alil arasında cinası muzari vardır. Ha ve ayn ha'a aynı yerden mahreçleri birbirine çok yakındır. O yüzden muzari diyoruz. Ya da başka bir örnek. Beyni ve beyne kinni. Kinni yani evim, yuvam, böyle üstü kapalı bir yere denir. Yuvam. Benimle yuvam arasında, evim arasında leylun damisun, karanlık bir gece ve tariqun tamisun, ve böyle bozuk, silik, kaybolmuş, harap olmuş, yol olduğu bile belli değil. Otlar, bitkiler, çıkmış taşlar var işte. Benimle evim arasında karanlık bir gece ve harabe bir yol vardır. Buradaki damis ve temis arasında cinas vardır. D ve ta harflerinin mahreçleri de birbirine yakındır. Bir tane daha örnek verelim. Ya buneyye, ey çocuğum, yavrum, innel birra heyyinun, iyilik kolay bir şeydir. Vechun talikun ve lisanun leyyinun. Tamam. İnnel birra heyyinun, vechun talikun ve lisanun leyyinun. Burada heyyen ve leyyin kelimeler arasında cinas vardır. Bu kelimelerin baş harfindeki he ve L arasında L'nin mahreçleri birbirine yakındır. H, L. Bak, mahreçleri, çıkış yerleri aynı. Buna biz cinası muzari diyoruz. Demek ki cinası muzari neymiş? Harfler farklı ama mahreçleri aynı, birbirine yakın olduğunda cinası muzari oluyormuş. Yine bu ilk harfte olduğunu örnek vermiştik. Orta harfte de olabilir bu. Ve hum yenhevne anhum ve yenevne anhum. Yenhevne ve yenevne arasında da nedir? Cinası muzari vardır. Buradakinin tek farkı ne? Buradaki harflerin ortada olması. H ve E lafızları farklı. Bunların çıkış yerleri, mahreçleri aynı. Harfler farklı ama çıkış yerleri aynı. Ortadaki harfte. Son harfte de olabilir. El haylu ma'kudun fi nevasiha. El hayru ila yevmil kıyame. Hayır, kıyamete kadar atların alınlarındadır şeklinde. Yani bu farklı şekilde de yorumlanabilir tabi. Yani atlar nedir? Cihat için, savaşta kullanıldıkları için o şekilde cihadın hayrından bahseden, bu şekilde yorumlanmış. Farklı yorumlar da var. İsteyenler bakabilirler ona. Biz ilgilendiren nedir? El haylu vel hayr.
Lam ve ra bak son harflerinde lam ve ra harflerinde farklılık var ama mahreçleri aynı. L ve R harflerinin mahreçleri birbirine yakındır. Demek ki bunun ilki cinası muzariymiş, harflerin farklı olması. Harfler farklı ama mahreçleri birbirine benzer. Bu harfler de mahreçleri birbirine benzeyip farklı olan harfler de ilk harfte, orta harfte ve son harfte olabiliyor. Geldik şimdi cinası lahik. Lahik. Ne? Bu cinası lahik da yine harfler birbirinden farklı. Bak cinası meydana getiren lafızlar da harflerin türlerinin farklı olup mahreçlerinin birbirinden uzak olur. Burada nedir? Şeyimiz cinas olan kelimeler yine harflerde farklılık var ve bunların mahreçleri de birbirine yakın değil. Mahreçleri de farklı. Hem harfler farklı, harflerin türü hem de mahreçleri farklı olduğunda buna da cinası lahık diyoruz. Mesela bende yoksa bu sükun sende yok vefadan zerre iki yoktan ne çıkar fikredelim bir kere. Zerre ve kere. Z, K. Bak çıkış yerleri farklı. Z, K. T geriden çıkıyor. Zerre ve kere lafızlarının sadece ilk harfleri farklıymış. Yine şu beytte olduğu gibi ayağını sıcak tut, başını serin, gönlünü ferah tut, düşünme. Derin, derin, serin ve derin. S, D lafızları harflerinin mahreçleri de kendileri de farklı. Bu cinas-ı lahık da aynı şekilde arkadaşlar. İlk harfte olabilir, ortadaki harfte olabilir, sondaki harfte olabilir. İlk harfte olanları örnek verelim. Mesela humeze, lumeze. Estağfirullah, veylül likulli humezetil lumeze. Böyle insanları arkadan çekiştirip kaş göz hareketiyle alay edenlerin vay haline. Tamam mı? Buradaki humeze, lumeze lafızlarının başındaki he ve le mahreçleri birbirinden farklı. O yüzden burada cinası lahik ilk harflerde benzerlik var. Burada cinası lahik var. Farklı olan harfler ilk harfler he ve lam farklı. Mahreçleri de farklı. Bu ortadaki harfte de olabilir değişiklik. Mesela estağfirullah ve innehu ala zalike le şehit. Şüphesiz o buna şahittir. Ve innehu li hubbil hayr le şedid. O hayra, hayır sevgisi yani hayır derken dünya malına da sevgisi çok şiddetlidir. Aşırı derecede düşkündür. Buradaki le şehit ve le şedid. Burada he ve burada da d harfi nedir? Birbirinden farklı iki kelimede. Hem harfler farklı hem mahreçleri farklı. H, D. Bak. H de geriden çıkıyor. D ise ağzın ön kısmından çıkıyor. Mahreç yeri olaraktan farklı. Sondaki harfte olabilir. Estağfirullah. Ve izâ câhum emrun minel emni evul havfi eza'û bih. Onlara güven ve korkuya dair bir haber gelince onu hemen yayarlar. İzâ câhum emrun minel emni. Güvenliğe dair bir şey geldiğinde emir ve emin. Sondaki ra, burada da nun harfi birbirinden farklı. Mahreçleri de farklıdır. Nun ve ra harfleri birbirinden farklı mahreçleri de. Evet, buna da cinasu lahık diyoruz. Şimdi bu son gördüğümüz neydi? Harflerin türlerinin farklı olması. Farklı harfler. Buna da eğer harfler farklı ama mahreçleri birbirine yakınsa ona cinası muzari diyorduk. Ama eğer şeyse efendime söylüyorum harfler de farklı, mahreçleri de farklıysa ona da cinası lahık diyorduk. Bu farklı olan harfler ilk harfte, orta harfte, sonda olabilir. Cinası lahıkta da aynı şekilde ilk, orta ve sonda olabilir. Demiştik. Değil mi? İlk, orta ve sonda olabilir demiştik. Şimdi nereye geldik? Harflerin sayısının farklı olmasına geldik. Sayı farklı olduğunda nasıl oluyormuş? Evet. Harflerin sayısı farklı olması da bir harfte olabilir, iki harfte olabilir bak.
Bir harfte farklılık olunca iki harfte farklılık olunca. Bir harfte farklılık olunca neler oluyormuş? İşte cinası merduf. Tamam. Cinası bu harflerin sayısının farklı olması, yani cinası meydana getiren iki lafız arasında harflerin sayısı yönünden farklılık olması. Biri 3 harften oluşuyor, biri 4 harften oluşuyor mesela. İşte biz bunlara ne diyoruz? Harfleri sayısından farklı olanlar. Şimdi bunların isimleri de şu şekilde. Cinası merduf. Bunu bölümlere nasıl ayırıyoruz? Yani o farklılığın ilk, orta veya son harfte olmasına göre isimler veriliyor. Mesela cinası merduf, cinası oluşturan iki lafızdan birisinin ilk harfinin fazla olması. Tamam? İlk harfinin fazla olmasıdır. Tamam? İlk harfinin fazla olması. Mesela devamul hal minel muhal. Durumun devamı imkansızdır. Hal muhal. Bak buradaki mim harfi nedir? Fazladır arkadaşlar. Altı çizili bak. Mim harfi nedir? Fazladır. Demek ki birinin ilk harfi fazla. O yüzden buna merduf diyoruz. Mesela estağfirullah. Vel teffetis sâku bis sâk ilâ rabbike yevme izinil mesâk. Bacaklar birbirine dolaşır. O gün kişi yalnız Rabbinin huzuruna sevk edilir. Sevk mesâk. Tamam. Burada sâk, burada mesâk. Başına mim gelmiş değil mi fazladan? İlk harfte bir, başındaki harfte bir fazlalık olursa ne olmuş? Cinası merduf. Cinası müktenif ise cinası oluşturan iki lafzdan birisinin orta harfinin fazla olması imiş. Tamam. O da mesela ceddi cehdi. Nasibim gayretin kadardır. Nasibim gayretim kadardır. Bunu da gayretim şeklinde şey yapalım. Gayretim değil de gayretim kadardır. Ceddi cehdi. Ceddim, ciddiyetim, çalışmam. Cehdi, cühdüm, gayretim kadardır. Arkadaşlar bu cinasta şeddeleri tek harf sayıyoruz. Böyle iki harf saymıyoruz. Burada CD'ye, CHD'ye. Buradaki DH harfi nedir? Ortada ve fazladır. İşte buna müktenif diyoruz. Cinası mutarref. Mutarref ise bak bu da bir tarafta. Son tarafında yani. Cinası oluşturan iki lafızdan birisinin son harfinin fazla olmasıdır. Bu da son harfinin fazla olması. Ne gibi? Thümme kulli min kulli semarat. Kulli kulli. Bak şedde yine tek harf sayılıyor. O şedde hiç takılmayan. Buradaki ya harfi nedir? Fazladır değil mi? Ya harfi fazladır. O yüzden burada da sonda olduğu için buna da mutarref diyoruz. Demek ki eğer harf fazlalığı kelimenin başındaysa cinası merduf, eğer ortadaysa cinası müktenif, sondaysa cinası mutarref oluyor. Bunlar bir harf fazlası idi bak. Harflerin sayısının farklı. Bir harf fazlaysa cinası merduf, müktenif, mutarref. Birden fazla harfin fazla olması ise bir tek cinası müzeyyelde oluyor. Şimdi ona bakalım. Birden fazla harfin farklı olması. Bunun da tek örneği var. Bir tane cinası müzeyyel diyoruz. Bak, zeyl sonuna, kuyruğuna ekliyoruz. Bu sadece kelime sonunda olursa, kelime sonunda olursa bu tür cinasa cinası müzeyyel adı veriliyor. Mesela innel bukâe huve şifâ'u minel cevâ beynel cevânih. Diyor ki innel bukâe ağlamak huve şifa, o şifadır. Minel ceva, yani içimdeki yangına, acıya, tam hasret acısına şifa ancak ağlamaktır. Beynel cevânih. Yani beynel cevânih bu gönlümdeki, tam buraların arasındaki kalpteki acıya, ateşe şifa ancak ağlamaktır diyor. Burada ceva ve cevanih. Bak burada nun ve ha harfleri fazla olmuş. İki tane harf fazla ve kelimenin sonunda. Bu tür cinasa cinası müzeyyel diyormuşuz. İki harf var. Evet. Şimdi lafızların hareke ve sükun yönünden farklı olması.
Tamam, nakıs cinasta. Şu ilk iki maddeyi gördük. Şimdi C'de hareke ve sükun yönünden farklı olması, bu da cinası muharrefte oluyormuş arkadaşlar. Hemen bakalım. Hareke ve sükun yönünden farklı olması, bu da cinası muharrefte oluyor. Cinası oluşturan lafızların hareke ve sükunlarının farklı olmasına muharref cinas denirmiş. Bak mesela el cahil imma mufritun imma ev muferritun. Tamam? Cahil ya aşırı gider ya da noksan yapar. Ya aşırı çok gider ya da aşırı geride kalır gibi. Mufrit. Arkadaşlar burada ra'da değil de şeddeyi aldırmayın. Şedde tek harf sayılır. F harfi bak. Burada sakin. Burada ise muferrit. F. F talıdır. Tamam mı? Biri sükun, biri harekeli olduğu için buna cinası muharref. Bak tahrif, değiştirme gibi oradan hatırlayabilirsiniz. Mesela Allahümme hassin huluki kema hassente halki. Allah'ım ahlakımı güzelleştir. Kema hassente halki, yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir. Bu peygamberimizin bir bize öğrettiği bir dua tabi hadis-i şerifte. Huluki bak lam dammeli. Şurada halki lam nedir? Sükun. O yüzden ne yapıyoruz? Burada cinası muharref vardır diyoruz. Şimdi nedir? Harflerin sıralanışında farklılık olmazsa. Nakıs cinas. Bir eksiklik olacak ya. Şimdi de harflerin sıralanmasında farklılık. Onun örneklerine bakalım hemen. Bu da sadece cinası kalpte olur. Cinası kalp. Kalp nedir? Değiştirmek. Onun yerine onu onun yerine getirmek. Cinası meydana getiren lafızlarda harflerin sıralanışının farklı olması. Tam burada sıralanışta bir farklılık var arkadaşlar. Gayet basit. Aynı harfler ama sıralanması. Biri başta, biri sonda gelmiş. Diğerinde sondaki, başta, baştaki gibi. Tamam mı? Bu da iki lafızdan birisinin tersinden okunduğunda meydana geliyor. O harflerin ikisinin yerini değiştirdiğinde veya kelimenin tamamını değiştirdiğinde o zaman cinas anlaşılabiliyor. Lafız aynı lafız, aynı lafıza dönüşüyor. Bu tür cinas da dört şekilde meydana gelirmiş. Kalbi kül, kalbi bağ, maklubu mücenna, cinası müstevi şeklinde. Tamam. Bu harflerin sıralanışında farklılık olması cinas kalp. Bir tek kalp cinası, yani harflerin yerlerinin kalbedilmesi, değiştirilmesi, birbirinin yerine geçmesi. Bu da dört şekilde meydana geliyormuş. Bakalım onlar nasıl oluyormuş. Kalbi kül cinası kalpte, kalp cinasında zaten hepsi bunun meydana geliyor. Lafızlardan birisinin tamamı ters çevrildiğinde meydana gelir. Bir tane kelime tamamı ters çevrildiğinde. Tamam mı? Tamam. Mesela fethun hatfun. Bak sondan oku feth. Şunu sondan oku hatf. Birini ters çevir, diğerinin anlamını tutuyor, değil mi? Husamuke fihi lil ahbabi fethun. Husamuke senin kılıcında vardır. Fihi lil ahbab, dostlar için bir fetih. Ve rimhuke fihi lil a'dai hatfun. Mızrağında da düşmanlar için bir hatif. Ölüm vardır, helak vardır diyor. Burada fetih ve hatif arasında kalbi kül var. Tamamını ters çevirdiğinde birbirinin yerine geçiyor. Kalbi bağız, bağızsız çevrilecek burada da bak. Lafızlardan birisinin bazı harflerinin ters çevrilmesi ile meydana gelirmiş. Mesela Allahümme stur avratena ve amin ravatina ve haffif levatina. Allah'ım ayıplarımızı ört, korkularımızdan emin eyle. Avratina ve ravatina. Bak a ile ra yer değişmiş. Tamam. İkisinin yerini değiştir bak. Ra'yı buraya geçir. A'nın yerine niye geçecek? Avratina, ravatina birbirinin yerine geçmiş oluyor. Ra ile a'nın yeri değiştiği zaman. Bak hepsi değil kelimenin. Sadece bir harfi veya iki harfi bazıları değiştiğinde. Tamam. Burada ilk üç harfi ters çevrildiğinde anlamlar birbirini karşılar. Yani aynı lafız oluyor zaten. Tamam.
Ya da şöyle bir örnek daha verelim. Rahimallahu imra'en. Allah şu kişiye merhamet etsin diyor. Emseke ma beyne fekkeyhi. Fekkeyhi iki çenesinin arasında olan şeyi tutan. Ve atlaka ma beyne keffeyhi. Böyle iki avucunun arasındaki elindekini de serbest bırakana Allah merhamet etsin diyor. Dilini tutup gereksiz konuşmayana Allah merhamet etsin diyor. Bir de iki el avucu arasında tuttuğu şey yani malını mülkünü verip cömertlik edene Allah merhamet etsin diyor. Burada fekkeyhi keffeyhi fe ile kefin yerini değiştirdiğimizde iki lafız da aynı olmuş oluyor. Buna da kalbi bağlı dedik. Bir de maklubu mucennah var. Beytin başıyla sonundaki lafızlardan birisi ters çevrildiğinde oluşan cinastır. Mesela laha envarul huda min keffihi fi kulli hal. Her durumda onun avucundan hidayet nurları parladı. Laha parladı. Envarul huda hidayet nurları min keffihi fi kulli hal. Her durumda onun avucundan hidayet nurları parladı. Laha hale bak. Biri başında, biri sonunda iki kelime. Laha bak. Tersinden oku. Bunu tersinden oku. Hale. Tamam mı? Birisi ters çevrildiğinde oluşan cinastır. Burada biri başında, biri sonunda oluyormuş. Son olarak cinası müstevi. Cinası müsteviye kalp ismi de verilir. Bir sözün veya İki sözden birinin tersten okunduğunda birincisinin aynı olmasına. Tamam. Bir söz var. Onu tersten okuduğumuzda yine aynı anlam. Mesela ve kullun fi felekin. Tersten oku bak. Kullun fi felekin. Tamam. Tersten okuduğumuzda da aynı. Düzden okuduğumuzda da aynı şey okunuyor. Mesela ve rabbeke fekebbir. Bak. Rabbeke fekebbir. Sondan okuduğumuzda da aynı şekilde okunuyor. Baştan okuduğumuzda da aynı şekilde okunuyor. Buna da ne diyormuşuz? Cinası müstevi diyormuşuz. Bir tane de beyit var, onu da okuyalım. Mesela meveddetuhu tedumu li kulli hevlin ve hel kulli ve hel kullu meveddetihi tedumu. Onun sevgisi her ve hel kullun meveddetuhu tedumu. Onun sevgisi her türlü korkuda devam ediyor. Meveddetuhu tedumu li kulli hevlin. Her korku için devam eder. Ve hel kullun herkesin meveddetuhu sevgisi tedumu devam eder mi? Diyor. Şimdi bak meveddetuhu tedumu li kulli hevlin. Tamam. Şimdi aynı şeyi bak şuradan okuyorum ben. Meveddetuhu tedumu li kulli hevlin. Bak, sondan okuduğumuzda da aynı şey okunuyor. Bak, sonra şuradan okuyorum. Ve hel li kulli meveddetuhu tedu. Sondan okuduğumuzda da aynı şekilde oluyor arkadaşlar. İster sondan oku, ister baştan oku. Aynı şeyi okumuş oluyoruz. Biz buna cinası müstevi diyormuşuz. Tamam. Bak, şurayı oku. Sonra tersten oku. Aynı şeyi okumuş oluyoruz. Evet arkadaşlar, demek ki harflerin sıralanışında farklı olması da buna da cinası kalp diyormuşuz. Bunu da dörde ayırmıştık. Kalbi kül, kalbi ba'd, maklubu mücenna, cinası müstevi diye. Kalbi kül nedir? Kelimenin tamamıyla, bir lafzın tamamıyla tersine çevrilmesiyle oluyordu. Kalbi ba'd, kelimenin içindeki bazı harflerin, bir harfin veya bir iki harf de olabilir, ters çevrilmesiyle diğer lafzın anlamını karşılıyordu. Maklubu mücennah ise nedir? Maklubu mücennah ise kelimenin biri başında, biri sonunda iki lafzın böyle ters çevrildiğinde birbirini karşılaması. La ha hal gibi. Biri kelime başında, biri sonunda. Cinası müstevi ise lafzın tersten okunduğunda da aynı anlamı vermesi. Bu da birkaç kelimeden oluşabiliyordu. Şimdi tam cinası gördük. Nakıs cinası da görmüş olduk. Şimdi cinastan başka birkaç türü daha var. Onlara da kısaca değineceğiz. Cinası müzdeviş, cinası haddi, cinası işaret.
Bunlardan nelerden bahsediyormuşuz bakalım. Cinasi müzdeviç arkadaşlar, cinasi mükerrer veya cinasi müreddede denir. Cinası oluşturan iki lafzın araya herhangi bir lafız girmeksizin peş peşe gelmesi. Tamam. Bir lafız girmeksizin peş peşe geldiğinde buna cinası müzdeviç, izdivaç, yan yana gelmesi. Tamam. Tam cinas, bu da hem tam cinasta hem de nakıs cinasta meydana gelebilir. Eğer tam cinasta meydana gelmesine örnek, mesela men qara'al bâbe ve lecce ve lece, kim kapıyı çalarsa ve lecce ve ısrar ederse ve lece, girer içeri, girer diyor. Bu ve lecce, ve lece arasında nedir? Tam cinas vardır. Arkadaşlar cinasta şeddeyi görmezden geleceğiz. Tamam mı? Şedde yokmuş gibi. Şeddeyi tek harf sayıyoruz cinasta. Tamam. Velece velece, bak tam cinas. Mesela men talebe şeyen vecedde vecede. Kim bir şey ister ve ciddi olursa, gayret gösterirse vecede. Vecedde ve vecede arasında cinası müzdeviç. Yan yana arka arkaya geldiklerinde cinası müzdeviç oluyormuş. Tam cinasta olanlarını örnek verdik. Bir de nakıs cinasta olanların örnek verelim. Ve ci'tuke min sebe'in bi nebe'in yakin. Sebe'den sana sağlam bir haber getirdim. Bu ayet-i kerime tabii ki. Sebe nebe, bak sin ile ne farklı. Sebe nebe farklı olduğu için cinası nakıs arka arkaya gelmişler. O yüzden buna da ne diyoruz? Cinası müzdeviç diyoruz. Sonra cinası haddiye bir örnek verelim arkadaşlar. Cinası haddi de buna cinası tasif, cinası tasif veya cinası musahhaf da denir. İki lafzın yazılışlarının aynı, harflerinin noktalarının farklı olması. Lafız yazılış aynı ama noktalar farklı. Osmanlı Türkçesinde mesela göz bu şekilde yazılır, kör ise bu şekilde yazılır mesela. Z'nin noktası olmadığında. Hatta bu yüzden nedir? Bir nokta gözü kör eder sözü yaygındır arkadaşlar. Fuzuli'nin şu dörtlüğünde olduğu gibi mesela. Kalem olsun eli ol katibi bet tahririn ki fesadı rakamı surumuzu şuur eyler. Kah bir harfi sukutu ile kılar nadirin ar. Kah bir nokta kusuru ile gözü kör eyler. O katibin diyor eli kurusun diyor. O kötü yazan katibin ki fesad rakamı ile surumuzu yani düğünümüzü şuur gürültüye dönüştürür. Bir harf sukutuyla nadiri nar eder. Nadir eşsiz az bulunanı nar cehenneme çevirir. Gah bir nokta kusuru ile gözü kör eyler. Bak bir noktada göz kör olur. Z'deki nokta düştüğünde göz kör eyler diyor. İşte buna da cinası haddi deniliyor. Buna bir tane örnek daha verelim. Mesela ni'meti ru'yeti gözler ne bilir? Anı göz ehli bilir, göz ne bilir? Yani nimeti görmeyi gözler ne bilsin onu göz ehli, gözün sahibi bilir. Göz bilmez diyor. Bunu noktasız okuduğumuzda da anlamlı bir şey oluyor. Bak ni'meti ru'yeti körler ne bilir? Nimeti görmeyi körler ne bilsin? Onu göz ehli bilir, göz sahibi bilir, kör ne bilsin diyor. Mesela bir örnek daha verelim. İnne at-tasavvufu et-tahalli ve't-tahalli. Ha ve ha harfleri, bak dikkat edin. Ha ve ha harfleri farklı. Ey tahalli ani rıza'il ve't-tahalli bil-fadail. Tasavvuf ancak kurtulmak demektir. Tahalli hali olmak. Ve tehalli ve bezenmektir. Beslenmek demiş arkadaşlar burada. Bezenmektir, süslenmektir. Yani tehalli bi ani radail, reziletlerden, rezilliklerden, kötülüklerden, çirkinliklerden kurtulmak. Ve tehalli bil fadail, faziletlerle süslenmek demektir. Burada tehalla ve tehalla arasında lafızlarının noktaları farklı. Sadece yazılışları tamamen aynı. Buna da ne diyoruz? Cinası haddi diyormuşuz. Son olarak cinas olmasa da cinasa işaret olabilir arkadaşlar. Buna da nedir? Burada cinas açıkça gözükmez ama ona bir işaret var. Mesela hulqat lihyetu Musa bi ismihi ve Harun iza ma kulba.
Musa'nın sakalı tıraş edildi bir ismi, ismiyle. İsmine Musa. Musa da arkadaşlar ustura anlamına da geliyor. Ve bi Harun'a izâ mâ kulübe. Harun da kendi ismiyle tıraş edildi diyor. İzâ mâ kulübe. Harun şey yapıldığında Nura oluyor tersi arkadaşlar. Nura da böyle vücuda sürüldüğünde tüyleri döken bir otmuş. Bu Türkçe kısmını arkadaşlar hocanın kitabından aldık. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, bir sonraki dersimizde Belagatül Vadıha'daki cinas konusunu işleyeceğiz. İlmul Bedi'a konusuna Belagatül Vadıha'dan devam ediyoruz. Nerakum fid dersil kadim. Ma'a selamah.